En yeni cep telefonu, daha kaliteli bir bilgisayar. Ah hala laptop mu ya, tableti var ya ama. Falan oluyoruz. Yani onlarca şey var. Kendimize ifade şeklimiz oldu. Bize de zaten pompalanan bu. Doğru. Şimdi bu kötü. Evet. Ama değiştiremiyoruz. Evet. Var. Dünyadaki en büyük çelişkilerden bir tanesi belki bu. Gerçek de doğru çok sık örtüşmüyor. Tüketim toplumuyuz. Gerçek doğru değil ama şu an için yapacak bir şey yok. Madem bu kadar tüketiyoruz, en yeni cep telefonunu alıyoruz, hemen o tablet bilgisayarın peşinden koşuyoruz. LCD yetmiyor, onun da 3 boyutlusunu bir an önce alalım, kredi kartımız böyle elimizde titriyor, gidiyoruz hemen alıyoruz vesaire. Eskileri en azından Türkiye'nin öz kaynakları için, yeri geldiğinde çalışan sivil toplum kuruluşlarına yaratılacak olan kaynaklar için değerlendirmenin zamanı geldi. Ferhan Şensoy'un çok güzel bir oyunu vardır. Ferhangi Şeyler, Türkiye'deki ilk stand-up gösterilerinden bir tanesi şüphesiz. Ve orada usta der ki, alıyoruz bir odaya tıkıyoruz, alıyoruz bir odaya tıkıyoruz. Kocaman bir odayı bir dolap olarak kullanmaya başlıyoruz. Adına da sandık odası diyoruz. Belki sandık odası deyimi kalmadı ama evet, alıyoruz bir kenara koyuyoruz. Evet. Artık o odaların bulunan, bu özellikle elektrikli ve elektronik cihazların geri kazanılmasının zamanı geldi. Bunu yaparken de Türkiye'nin bugün ulaştığı dünyadaki ve bölgesindeki yeri gereği hurdacı değil bunun yolu. Yani bu, doğru. Biz temizliyoruz ama hani aman atayım gitsin mantığı. O evet, değil yani. O değil. Tabii, tabii, tabii. Temizle tabii. Ama nereye verdiğin, nereye attığını da bir tabii düşün. Yani sonunda çevreyi kirletiyorsun yani. Evet. Evet. Yani bütün insanların sağlığını tehdit ediyorsunuz değil mi? Öyle oluyor yani o şekilde. Özellikle Avrupa Birliği üye ülkelerinde televizyonunuzu eğer kapının önüne bırakırsanız suç cezası var. Belediyeler geliyorlar ve bunu buraya böyle bırakamazsın ya, diyorlar. Tabii. Bizde klozeti bile bırakıyorlar. Hayat tuvaletini koymuşlar. Evet. Bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Çünkü muhakkak bizi şu an için izlemekte olan değerli izleyicilerimiz arasında bu konu hakkında 3 aşağı 5 yukarı bilgisi olan birileri var ve ben buna değinmezsem komplo teorileri etrafta uçuşmaya başlayacak. Bu elektronik cihazların içindeki değerli metaller. Hı. Altın var, gümüş var. Bunlar ne oluyor? Ha, ne yapıyorsunuz siz onları? Evet. Cebe mi indiriyorsunuz? Evet. Tabii, nikel diyorsunuz, bakır diyorsunuz, altından falan bahsetmiyorsunuz noktasına gelmeyelim. Şimdi özellikle veri transfer eden cihazlar içerisinde, yani bunların içerisinde bilgisayarlar söz konusu, cep telefonları söz konusu. Veri transferini kolaylaştırmak ve daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla, izolasyon amacıyla altın kaplama, gümüş kaplama devrelerde kullanılabiliyor. Ben mesela bunlar var. Ne kadar yoğunlukta hiç bilmem onun içinde falan nasıl. Şimdi o yoğunluğu hemen size söyleyeyim. Eğer gittiğiniz düğünde damada çeyrek altın ya da geline çeyrek altın yerine bunu elektronik atık çerçevesinde vermek isterseniz 80 ya da 85 tane modeline göre değişir. Cep telefonunu o damada yerleştirebilmeniz gerekecek bir şekilde. Evet. Yani üstelik damat bunu, hadi diyelim ki siz bunu yaptınız. İşte arkadaşın da durumu yoktu, eski telefonları toplamış gelmiş dedi. Aldı, bunlardan o çeyrek altına ulaşabiliyor mu? Türkiye'de ulaşamaz. Dünyada 5 tane rafineri var. Evet. Bu elektronik cihazlar içerisindeki değerli metalleri ayrıştırabilen. Biz firma olarak Almanya'dakiyle çalışıyoruz. Japonya'da var. Türkiye'de de kurulabilir mi? Evet. Firma olarak bunu kurabilecek güce, yatırım yapabilmeye imkanına sahibiz. Ama kurmamıza gerek var mı? Çünkü dediğim gibi şu anda kişi başı 1,5 gramda çalışıyoruz. Evet, evet, evet. Türkiye'de de bu 4 kilolara, 5 kilolara, 6 kilolara ulaşsın. Yıllık elektronik atık geri dönüşümümüz. İşte o zaman Türkiye'nin ihtiyacı olan tüm atık geri dönüşüm tesisleri adına biz evciler olarak elimizi taşın altına koymaya kesinlikle hazırız. Şunun altını çizmek istiyorum tüm İzmir'deki herkes için. Her evde en az bir tane cep telefonu var. O cep telefonunu kullanmayacaksınız. Evet. Kesinlikle. İşinize yaramayacak. Çünkü o kadar uzun zamandır o çekmecede ki, hele ki bir de açılışına eğer bir kilit, bir şifre koyduysanız. İptal. Yani o ben onu unuttum, şu an kullandığım bozuldu, buna taşıyayım dediğiniz anda açılmayacak. Cep telefonlarını bu kadar vazgeçilmez kılan şeylerin en başında gelen özellik rehber kısmı. Doğru.
Eski telefonda çok numara yok. Eski mesajlarım tabii, 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 var. Tabii tabii tabii. Numaralarım var. Hep bu bahaneler. Evet, hep evet. Bu bahaneler. Kurtulalım. Ama lütfen. Kurtulalım. Çünkü siz evinizde en azından bu kampanya çerçevesinde pırıl pırıl gençlerin geleceğini çekmecelerde tutuyorsunuz. Ya, tutmayalım değil mi? Evet. Çok bir haber çok ilgimi çekmişti. Hurdacılıkla geçinen bir ailede baba bir işte bir elektronik bir şeyden mi çıkmış artık neyse bir şey buluyor. Onu eve getiriyor. Ondan yayılan radyasyonla bütün bir aile hasta oluyor. Doğrudur, olabilir. Bu böyle örnekler var mı? Ya da ne yayılıyorsa tekniksiz biliyorsunuz yani. Şöyle söyleyeyim. Ölüme kadar gidebilecek bir süreci yaşıyor bütün aile. Medikal bir cihaz ise radyasyonla aynen. Çalışıyorsa. Evet öyle bir cihaz. O tür cihazlarla. MR cihazmış. Evet. Şimdi hatırladım. O tür cihazları biz de kesinlikle geri dönüştürmüyoruz. Ama demek ki o atıyor. Bir hurdacının eline geçebilecek şekilde atılmış evet. Maalesef. Sıkıntı bilinç bu. Gerekiyor işte aynen, farkındalık aynen. Meselesi buralara kadar evet. Geliyor yani. Evet. Ve bu bütün dünyada aslında çok ciddi bir sorun. Hani elektronik atık konusu dediğim gibi biraz bakmakla ilgili. Evinizde ne elektronik atık ya da yaşamın neresinde ne niye elektronik atık gibi görebiliyorsunuz? Bir gün bir arkadaşımla yürüyorum. Çöpe bırakılmış bir oyun konsolunun 3 modelini, kutusunu gördük. Aa dedi bizim apartmandan biri de işte bunu almış. Benim aklıma gelen ilk soru peki ikisi varsa daha önce no. Acaba onu ne yaptı? Arkadaşlar ben de çöpün yanına çöplere çok bakarım. Öyle bir şeyim var ya öyle bir ilgim var. Elektronik bir şey gördüm mü böyle hemen ilgimi çeker falan. Demek ki atmamak gerekiyor. Evet bir bilinç kesinlikle, yani kesinlikle. Bilmeden demek ki bir şeylere dikkat ediyormuşuz. Bir de evet. Bilsek evet, muhtemelen evet. İlgimizi çekecek yani. Evet. Dediğiniz gibi bilinçsizlikten bu kaynaklı. Tabii. Hani konu dünyada çok popüler. Çünkü şüphesiz her türlü cinayetin bir kulak pamuğunu doğru yere sürtmekle çözülebileceği inancına sahip bir dedektiflik dizisi var. Amerika'daki farklı şehirlerde geçen biliyorsunuz. Söz konusu dedektiflik dizisinin 5. sezonunun 17. bölümü. Geçenlerde televizyon not aldığım için bu kadar. Evet. Eve gelmişim yorgun argın bakıyorum bakalım bu sefer kulak çubuğunu ona nereye sürtecekler de nereden katili yakalayacaklar derken bir baktım. Bir elektronik atık geri dönüşüm tesisinde geçmeye başladı olaylar. Oranın sizin sahibi. Sizin ilginizi daha çok çekti. Evet, İşte Amerika'da çok yaşanan bir gerçek. Doğru. Gerçek üzerine kurgulanmış bölüm. Oradaki kişi atıkları topluyor evet. Ama bizimki gibi bir tesise sahip değil. Evet. Bütün bunları Çin'e gönderiyor. Çin'de de günde 8 dolara insanlar bunu yakarak, elle parçalayarak falan bu bizim elde ettiğimiz kazanımı sağlıyorlar. Yani elektronik atık tüm dünyada bir şekilde geri dönüştürülmeye çalışılıyor ama bu Çin oluyor, Güney Afrika yani. Oluyor, insanların hayatlarıyla oynanıyor. Çok doğru. Ama bir de doğrusu var. Doğru olan kısım var. O noktada da Ankara'da, Pursaklar'da evet. Türkiye'nin en büyük tesisi çok emrinizde. Evet, evet. Pekala. Süremizi doldurduk. Bütün izleyicilerimize bizi bir kişi de izlese, bir diğerini anlatsa bu bir kazanımdır evet. Bizim için. Bir kez daha söylüyoruz. Lütfen evinizde tutmayın elektronik atıklarınızı. Telefonla ulaşabilirler bize. Aynen. Onu bir daha söyleyelim son kez Ozan Bey. Tabii. 0800 314 0016 numaralı telefondan bize ulaştıkları takdirde arkadaşlarımız isim, açık adres gibi bilgileri alacaklar ve bizzat evlerine giderek İzmir'de ve Ankara'da duyarlı vatandaşlarımızdan elektronik atıklarını teslim süper. Alacaklar. Peki Gönül Hanım son olarak neler söylersiniz? Evet ben de Ozan Bey'e katılıyorum. Yani burs kaynaklarının daha çok artması bu sadece hani bir katma değer olarak bakılıyor. Aslında temelinde farkındalık yaratıyor proje, çevreyi koruyor, tabii. Doğal kaynaklarımızı koruyor. Ben de ayrıca tüm bu ülkenin geleceğinden endişe duyan ve kendini sorumlu hisseden bütün yurttaşlara çağdaş yaşam olabilir diğer, bizim gibi aynı yöne bakan, aynı eğitim amaçlı çalışan örgütler olabilir. Bunlara destek vermeleri, barınmayla ilgili sorunlara da çözümler üretmelerini, yerel yönetimlerden de bunları istiyorum. Ayrıca bizim de bir çelenk hizmetimiz de var. 1,5 yıldır uyguladığımız. Öyle hani mi? Evet, camilerde evet çelenk hizmeti veriyoruz yakınlarını kaybetmiş ailelere. Dernekle bağ kuraraktan o konuda da destek çok olabilirler. Güzel.
Tabii ki herkese çok sağlıklı, güzel günler diliyoruz ama. Ayrıca da bizi çağırdığınız için, paylaştığınız için, gelecek günlerdeki projelerimizi yeniden, özellikle Gençlik Kurultayımızı, Türkan Hocamızın ismi geçen, bekleriz. Her zaman. Çok her teşekkür zaman. Ederiz. Çok küçük bir ek. Buyurun. Bütün Kasım ayı boyunca İzmir Optimum Outlet'te hafta sonlarında da yine stand çalışmalarımız devam çok ediyor güzel. Olacak. Üç büyük şehirde Optimum Outlet'lerde hafta sonlarında duyarlı vatandaşlarımız bize de birebir tanışma fırsatına da sahipler gelirlerse elektronik atıklarıyla çok mutlu olur. Çok güzel. Bir yerlerden duyup mutlaka bulduklarında bilgi edineceklerdir. İzmir halkı bu noktada çok duyarlıdır. Evet. Umarım çok daha büyür aileniz diyelim. Teşekkür ediyorum ben de geldiğiniz için. Noktalayalım programımızı. Yarın yeniden görüşeceğiz. Saatler 7'yi gösterdiğinde canlı yayınımızla burada olacağız. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.